Manşete hoş geldiniz. Bugün 3 konuya bakacağız. Birincisi Sedat Peker'in 15 Temmuz'la ilgili yeni ifşaları. İkincisi gazeteci meslektaşımız Erk Acarer'e Almanya'da yaşadığı Berlin'de evinde gerçekleştirilen saldırı. Üçüncüsü de evet KJD'de gördüğünüz gibi infaz timi Avrupa'da Ahmet Nesin'in gazeteci Ahmet Nesin'in gündeme getirdiği Korkunç iddia bu üç ana e, konuya bakacağız birincisi Sedat Peker konusu Sedat Peker özellikle 15 Temmuz ile ilgili ifşalarına başladı ki ne zamandır bekleniyordu hatta söyleyebilir mi söyleyemez mi kendisinin de içinde olduğu bir e, organizasyon var orada e, ne kadarını açık edecek ne kadarını saklayacak ne kadarını anlatacak e, ya da suya sabuna dokunmayacak mı gibi e, beklentiler ya da e, tahminler vardı. Neticede Sedat Peker özellikle 15 Temmuz günü ve sonrasında bir takım silahların bir yerlerden toparlandığını ve bu kayıt dışı silahların, envanterde olmayan silahların AKP teşkilatlarına organize bir biçimde 15 Temmuz'dan sonra da, bu sonra da önemli, dağıtıldığını söyledi. Bu kayıp silahlar daha o günkü iddialarda, daha o günkü özellikle muhalefetin bazı bir iki milletvekilinin soruları var. 100 bin ila 200 bin kayıp silahtan bahsediliyor. Fakat aradan 5 yıl geçti ve artık e, ordu imkanlarıyla, savunma sanayi imkanlarıyla, e, MK vesaire imkanlarla e, bu belki yani 100 bin ile 200 bin de sınırlı değil. Çok çok daha üzerinde olabilir. Bilmiyoruz. Ama onun bir bölümünü açık etti. E, Peker e, bu bilgileri elbette içinde olduğu konular var. Ee, i̇çinde olduğu konuları anlatmıyor. İçinde olduğu konuları yani bildiği konularla ilgili ekstra e, bilgileri alıp, ekstra malumatları alıp onları paylaşıyor. Yani bilgi akıyor kendisine yani araç markalarına kadar, aracın rengine kadar, işte hangi binanın arkasında, hangi çıkmaz sokakta, işte kimler kimler vardı isim isim. Bir insanın 5-6 yıl öncesinden böyle bir olayı bu kadar araç markalarına, renklerine, sokaklara, o sokağın konumuna kadar varıncaya kadar hatırlaması, hatırında tutması e, imkan ve olanak dahilinde değil ve zaten anlattığı konuları mühim bir bölümüne de tanık olmuş değil. Belki bilgisi var ama e, mühim bir bölümüne tanık olmuş da değil. Bu bilgiler kendine akıyor. E, şu ortaya çıktı. E, iler, ilerleyen dakikalarda bakacağız. Özellikle AKP MHP iktidarı Erdoğan Bahçeli e, saltanatı çatır 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 diyor ve içeriden çöküyor ve bu içeriden çöküşte e, dışarıya bilgi de akıyor. Ve insanlar kendilerini kurtarmak için veya işte bu çöküşe katkı sunmak için ya da bir şeye kızdıkları için, intikam almak için bir takım ifşal ifşalarda bulunuyorlar. Ve bunu kendi mecralarından yapan da var. Kimi gazetecilere, siyasetçilere sızdıran da var. Sedat Peker gibi isimlere sızdıran da var. Mesela Egemen Bağış'ın uçak içinde Ali Bayramoğlu'yla, yazar Ali Bayramoğlu'yla, işte şampanya içtiği, şarap içtiği o, gör, o fotoğraflar mesela bir içeriden çekilmiş fotoğraflar son derece samimi bir ortamda zaten 8 kişilik 10 kişilik bir uçakta o fotoğrafı kimin çektiği belli kimin sızdırmış olabileceği de belli ama bunlar sızıyor yine aynı şekilde yani bunlar kimsenin bilebileceği ulaşabileceği şeyler değil ama içeride belli ki birileri bunları toparlamış depolamış ve günü geldikçe servis ediyor. Bir hadise de şuydu mesela hiç unutmuyorum. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti. Binali Yıldırım'la Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarındaki birkaç paragraf birbirinin aynı. İşte e, Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında bir süre evvel Binali, Binali Yıldırım'ın yaptığı konuşmadan alıntılar var veya tam tersi. Ne oldu önemli değil ama arada yıllar var. Bu konunun uzmanları veya takip edenler bilirler ki sıradan insanların hatta gazetecilerin ya işte bu lafı iki sene evvel Binali Yıldırım kullanmıştı, şimdi de Tayyip Erdoğan'a söylettiler. Veya bu lafı iki sene evvel filanca konuşmasında Tayyip Erdoğan kullanmıştı, iki sene sonra da aynı paragrafı kopyalamışlar, Binali Yıldırım'ın konuşmasına koymuşlar. Demesi imkan ihtimal dahilinde değil. Tayyip Erdoğan her gün defalarca konuşuyor. Bilmem kaç sene öncesinden bir konuşmasından bir paragrafı, Binali Yıldırım'ın kullanması veya ters çevirin Binali Yıldırım'ın bir konuşmasından bir paragrafı Tayyip Erdoğan'ın bugün kullan, kullanması ve bunu hafızanız muhteşem bile olsa IQ'nuzun mühim bir bölümü, belleğinizin mühim bir bölümü bu işe de çalışsa süper de olsanız yakalamanız imkan ve olası değil. Bu içeriden sızdırılmış bir şey. İçeriden bilen Yamet'in grubundan veya onlara yakın çevreden birilerinin birinin sızdırdığı bir şey yoksa bir gazetecilik faaliyetiyle falan bunun yakalanması imkan ve olası değil. Bir de işin böyle bir tarafı var. Yani mevcut iktidarın gidişatından rahatsız olanlar, bu çöküşe katkı sunmak isteyenler veya intikam almak isteyenler, oyunları bozulanlar ki mesela oyunları bozulanlardan biri de Sedat Peker dolayısıyla bu ifşalarda bulunuyorlar ve muazzam bir enformasyon akıyor. Elbette kişiler kendilerine gelen enformasyonu belli bir elekten geçirerek hepsini değerlendirmeden işine gelen tarafıyla değerlendiriyor ama Sedat Peker'in adres adres, sokak sokak, e, koordinat vererek araç markasına kadar, araç rengine kadar, e, silahların e, markasına, nereye konduğuna, kimlerin teslim aldığına kadar e, bir şekilde anlatması, tweet atması e, bu zaten enformasyonu, bu akışı gösteriyor. E, Ahmet Şık e, Twitter'da paylaşmış. 15 Temmuz iddialarından birisi ete büründü diyor. Milletvekili Ahmet Şık, mafya iktidarı derken e, silahsız olduklarını düşünmedik elbet. 15 Temmuz kalkışmasının en çok konuşulan iddialarından biri, isim, tarih ve yer kayıtlarıyla ete kemiğe büründü demiş. Evet. Sedat Peker'in e, tweet'i üzerine. Evet, Ahmet Şık'ın paylaştığı tweet. 15 Temmuz'un yıl dönümü gelirken yani 6 gün sonra 15 Temmuz'un 5. yıl dönümü. Yıl dönümü gelirken bu ifşa önemli, önemliydi. Ve bir anlamda da zaten Türkiye'de toplumun mühim bir bölümü, akademisyenlerin basın dünyasının mühim bir bölümü orada bir şey sahneye konduğunu biliyor. Ve bir takım konuların, bir takım bilgilerin e, saklandığını biliyor haliyle e, o kuşku bulutları da e, ister istemez bu paylaşımlarla biraz daha e, esrarengiz bir hale alıyor Fakat e, Medya Mahallesi özellikle Erdoğan'ın anlattığı ülke kendi de içinde olduğu için mühim aktörleri itibariyle sözcüsünde Cumhuriyetinde halk TVsindeki unsurlarıyla Herkesi kastetmiyorum elbette. Kimi unsurları ki çok belli. Hangi perspektifle haber yazdıkları, hangi perspektifle konuştukları, nereden aldıkları perspektifle ve hangi amaca hizmet maksadıyla gazetecilik tırnak içinde söylüyorum yapmaya çalıştıkları ortada olan isimler ya aman işte bu konuların ortaya çıkması da iyi olmuyor, filancalara yarar, fişmekencalara yarar vesaire gibi bakıyor. Orada da zaten bir paniği görüyorsunuz. Yani e, bu bir aydınlanma değil bir aydınlanma devrimi falan da değil ama gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var. Bu bir gazeteci eliyle de olabilir. Sedat Peker gibi bir mafya babası eliyle de olabilir. Eski bir siyasetçi eliyle de olabilir ama ortaya çıkan şeyler gerçekten herkesin burnunu tutmasına yol açıyor. Ha herhangi bir şey oluyor mu? Gerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili, gerek işte bu muhabbet tellallığı meselesi, hala sarayda görev yapıyor. Korkmaz Karaca ile ilgili Deniz Baykal. Deniz Baykal bir açıklama yapmış. İşte üniter devletten yana. Yani kimse senin hangi devletten yana olduğunda falan değil yani. Senin iddialarla ilgili açıklamanı, açıklamanı yap geç. Ki yapmış zaten işte kişiyi tanımam vesaire falan gibi de şeyler söylüyor. İşte kadın iddiaları falan vesaire falan diyor. Her neyse. Allah sağlık versin. Sağlık durumu da iyi değil son geçirdiği rahatsızlıktan sonra. Bundan sonraki ömründe böyle geçirecek gibi görülüyor. Allah uzun ömürler versin. Ayrı bir konu ama yakın döneme dair tanıklıklarını yakın döneme dair siyasetteki mühim virajlara dair tecrübelerini ölmeden paylaşırsa anlatırsa bu millete ve gençliğe bir katkı sunmuş olur. Çünkü bu iktidarın Tayyip Erdoğan'ın her düşmesine yakın noktada her sendelediği noktada ona hayat hayat öpücüğü veren bir isimdir Deniz Baykal. Peki siyaseten nereye koyacaksınız? Ben Deniz Baykal'ı yıllarca takip ettim. Oturup kalkmışlığım var. Programlarını takip ettim, gezilerini takip ettim. Meclis grup konuşmalarını saatlerce dinlemeye maruz kaldım vesaire. Bildiğim bir politikacı. Ee, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de, SHP'de Erdal İnönü'ye karşı 3 kere olağanüstü kurultayı topladı. üçünde de kaybetti. Ondan sonra da CHP'nin yeniden açılmasını fırsat bilip 1992'de CHP'yi açtı ve başına geçti. Bir partisi oldu, yürüyor. Türk siyasi hayatına ne katkısı var? Bilmiyorum. Ee, Türkiye'ye ne katkısı var? Bilmiyorum. Ne yapmıştır? Bilmiyorum. Ama Baykal deyince akla hizip gelir. Baykal deyince akla karıştırmak gelir. Baykal deyince akla işte siyasette kurgu vesaire bu tür şeyler gelir. Ee, özel hayat farklı bir konudur o arada. Özel hayat farklı bir konudur. Yani bir insanın herhangi bir kadınla veya kadınlarla ilişkisi rızaya dayalı olarak gerçekten kendisini ve elbette varsa eşini ilgilendirir. Burada ayrılan konu şu. Kişinin özel hayatında radara takılan kimi konuların veya tespit edilen kimi detayların kaset vesaire gibi araçlarla bir şantaj unsuru olarak kullanması ve siyasete bununla biçim verilmesi. İşte bu korkunç. Bu korkunç. Kişinin yatak hayatı umurumda değil, kimsenin de umurunda olmamalı. Dediğim gibi varsa işin ilgilendirir. Ama öbür tarafıyla bu yatak hayatı bir şantaj unsuruna ve siyaseti dizayn aracına dönüşmüşse bu herkesi kamuoyunu ilgilendirir bir de işin böyle bir tarafı var. Şimdi 15 Temmuz demişken, 15 Temmuz davalarını bir avuç insan takip ediyor. Hatta bir avuç, ya bir elin parmağı kadar bile değil. Şimdi birazdan göreceksiniz. Ee, hani aydınlanacaktı, hani üzerine gidilecekti, hani mahkemeler takip edilecekti. O mahkemelerden eğer bir darbe girişimi varsa ve ülke e, demokrasisini kaybetmeyle karşı karşıyayken gerçekten bir halk duyarlılığıyla 15 Temmuz'u ters tersine döndürmüşse o mahkemeleri canlı yayınlarsınız ve 15 Temmuz tırnak içinde söylüyorum hainlerinin savunmalarına falan bakarsınız. Ya da işte efendim anlatılarına bakarsınız. O mahkemeler takip edilmedi. Ne sanık ne tanık ifadelerine bakıldı ve içeride hala on binlerce insan çürütülüyor. Dışarıda da yüz binlerce belki milyonu bulan yakınları adeta bir açık yarı açık cezaevinde yaşama mahkum ediliyor. Yargıtay'ın bozduğu davanın ikinci günü, Bakırköy Adliyesi'nde sanık savunmaları dinlendi. Sanıklar 5 yıldır cezaevinde tutuklu, harbokulu öğrencileri. Yazgül'ü Aldoğan'ın paylaştığı tweetten okuyorum. Covid olmuşlar, represyona girmişler, aileleri ölmüş, hayatları kaymış, gençliklerini içeride geçirmişler. Öğrenci darbe yapamaz diyor. Bugün duruşmayı izledim, yıllar geçmiş o çocukların üzerinden silindir gibi, hayatları çalınmış çocuklar ve yine büyük rica ve ısrarla, girebildiğim salonda Şule ile ben vardık gazeteci olarak diyor. Yazgül Aldoğan bu harp okulu öğrencilerin askeri öğrenciler konusunu ta başından beri duyarlı bir biçimde takip eden yani bir elin parmağı kadar gazeteci yok diyebilirim yani onlardan biri. Şule dediği de Şule Aydın YouTube'da yayınları var. Ben de yeni keşfettiğim bir isim. Müebbet alan askeri öğrencilerin davasını izliyorum Bakırköy'de. Çırpınıyorlar kendilerini anlatmak için. 19 yaşındaydılar, 5 yıldır cezaevindeler, çalınan gençliğin telafisi yok demiş. Ben bu yayına başlarken KJ olarak yani korkunç infaz timi Avrupa'da birazdan geleceğiz ona. Çalınan gençliğin telafisi yok başlığını da düşündüm. Ana konu bu olmalı esasen yani. Ana konu bu olmalı. Milyonlar Türkiye'yi terk etti veya terk etmek zorunda bırakıldı. Evet. Tekrar 15 Temmuz'a dönelim. Sedat Peker'in bahsettiği bir takım silahlar vesaire konuları e, Sevda Noyan'ın açıklamalarını gündeme getirdi. Biz hazırız sitemizde silahlandık falan filan herkesi biliyoruz adreslerde işareti aldığımızda bakacağız icablarına falan açıklamaları vardı. Ve o program Ülke TV'deydi yanılmıyorsam baştan sona. Bununla ve bununla buna benzer hadiselerle doluydu. Sevdan olan ve eşini de kendi katarak başka şeyler de söylemişti. Sadece kadının bir iki cümlesi öne çıktı ama ilerleyen dakikalarda eşinin de işte çevreyi silahlanmaya teşvik ettiği veya işte kendisi, kendilerinden haber beklediği falan gibi ne bileyim telkinler verdiğine dair şeyler var. Yeri gelince oraya bakarız. O kaydın o şu anda Ülke TV şeyden silmiş Youtube'dan silmiş ama olması gereken yerde duruyor yani merak etmeyin. Neyse şu anda mevzumuz o değil. İsmail Karaosmanoğlu AKP Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış. Babası da Kocaeli Belediye Başkanlığı yapmış AKP'den. Ailecek AKP'liler bu mesajı paylaşmıştı. Unutuluyor bunlar 30 Nisan 2020 tarihinde. Yani bir yıldan uzun süre önce. Daha önce birkaç çakım vardı. Şimdi bir mangayı donatacak kadar silah mühimmatım var. Başka şekilde iktidar değiştirmeye niyetlenen olursa deneyeceğimiz çok fantezi var haberiniz olsun demiş. Sonra bu vatandaş bu tweet'i sildi işte hesabını kapattı mapattı ama e, bu tür konular devam ediyor. Eve teslimatlarda kömür markayla başladılar makarnayla başladılar. Mevzuyu Kalaşnikov dağıtmaya kadar vardırdılar bir Twitter mesajı. Evet. O arada Şirin Payız'ın demiş ki susurluk raporlarında da kayıp uziler yok muydu? Fikri Sağlar'ın bir tweetinin üzerine. Fikri Sağlar evet vardı ve o kayıp uzilerin olduğu dönemde birçok faili meçhul cinayet işlendi. Bu kayıp silahlar konusu Türkiye'nin gündeminde hep vardır, olmuştur. Ve dikkat edin susurluk kazasına gidiyorlar. 15'ten buza geliyorlar. Aradaki bölge bölüm yok. Nedir o? Darbe soruşturmaları. İşte o bölüm hani tırnak içinde kumpas deyip o şekilde pazarladılar ya yıllardır o konuda geri adam atamıyorlar. Yani gömülü silahlar bir takım yerlerde bulunanlar işte envanterde olan olmayan bir takım işler için kullanılan vesaire. Yani e, o bölümü atlıyorlar uzun atlıyorlar susurlukla bugünü birleştirmeye çalışıyorlar. Yani 1996 susurluk kazasından 2021'e geldiğinizde veya 2016-15 Temmuz'una geldiğinizde aradaki kocaman boşluk ne yapacağız onu? O işlerine gelmiyor ama bu kayıp silahlar olayı Türkiye'de hep olmuştur ve bu kayıp silahlar hep birilerinin başına patlamıştır. Bir de işin böyle bir tarafı var. Evet. Erk Acerer olayıyla devam edelim. E, gazeteci meslektaşımız Erk Acerer. E, ben Almanya'da yaşadığını e, biliyordum ama Berlin'de yaşadığını bilmiyordum. Ama birileri onun Berlin'de yaşadığını ve adresine kadar biliyorlarmış, tespit etmişler. Belli ki bir keşif yapılmış. Ve evinin bahçesinde eşiyle birlikte otururken üç izbandut gibi adam sakallı gelmişler ve e, artık yazmayacaksın ulan falan diyerek üzerine yürümüşler. İşte bu kadın kız meselelerini e, bırak mesele e, demişler falan. Şimdi buradan şu ortaya çıkıyor. Kadın kız e, meselesi e, nedir? Bunu Erk erden dinliyoruz. Cihan Ekşioğlu ve eşinin bir takım fuhuş veya işte kaset vesaire e, organizasyonlarında beraber çalıştığını iddia eden yazılar. E, Sezgin Baran Korkmaz ve işte onunla ilgili bir takım iddialar. Sedat Peker'in açıklamaları üzerine Erk Acerer bir takım isimlerin peşine düştü ve oradan aldığı e, bir takım anekdotları parça birleştirmek sure, e, suretiyle açık kaynaklardan tümüyle bir bütüne varmaya çalıştı ve bu bununla ilgili yazılar yazdı, programlar yaptı, tweetler attı ve onun üzerine zaten saldırıya uğradı. Tehdit altında olduğu belliydi. Yetkili makamlara haber verdiler mi vermediler mi bilmiyorum ama arkadaşları evini değiştirmesi uyarısında bulunmuş. Saldırının hemen ardından da e, Almanya harekete geçmiş ve işte koruma vermiş vesaire. Şimdi burada birkaç konu var e, bu, bu konulardan bir tanesi şu o arada e, Erk Acerer başka türlü de tehlikeli mesela zehir e, Erk Acerer'i zehirleyelim falan gibi AKP etik kurulu başkanlığı yapan isimler falan tweet atmışlardı onları da unutmayalım birazdan onu da göstereceğim. Burada Erk Acerer'e saldırı olayında bir kere daha büyük geçmiş olsun kendisini aradım ulaşamadım ama mesaj attım e, yakın e, arkadaşlarına da geçmiş olsun dileklerimi iletmelerini rica ettim. Twitter'dan da gereken tepkiyi gösterdim. Bizim kişi ne olacak? Yani geçmiş olsun. E, aman ucuz atlatmışsınız, verilmiş sadakanız varmış falan. Aman kendinize mukayet olun. O ve onun yanındaki arkadaşlara, Almanya'da çalışan gazetecilere falan bunu söylemek yani. E, Elden ne gelir yani başka? Ama çok üzüldüm, çok sarsıldım. Onu söyleyeyim. Çünkü ben de onlar gibi, onlara yakın bir coğrafyada gazetecilik yapmaya çalışan bir insanım. E, ve e, bana da bir sürü şey geldi. Yani... E, ne derler, tavsiye geldi. ama siz de kendinize mukayyet olun falan diye. Ne yapabiliriz yani? Yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi burada Erk Acarer'e saldırı olayında birkaç konu var. Bir tanesi Avrupa'nın iki yüzlülüğü. Avrupa, e, Türkiye'deki despot yönetimi, otoriter yönetimi, hukuk tanımaz yönetimi, içeride ve dışarıda muhaliflerine karşı inanılmaz saldırılarla e, karşılık veren ve devletin tüm gücünü kullanan yönetimi çok iyi bildiği halde dışarıya gerek Anadolu Ajansı, gerek konsolosluk, gerek elçilik, gerek işte efendim TRT temsilciliği falan gibi kılıflarla ajan ihraç ettiğini ve bu ajanların Avrupa başkentlerinde, şehirlerinde, Amerika'da başka dünyanın dört bir tarafında cirit attığını ve bunların devlete veya rejime çalışan birer askerler olduğunu falan çok iyi biliyor. Ve burada çalışan bir avuç gazetecinin işini yapmaya çalışan insanın da risk altında ve tehdit altında olduğunu biliyor. Fakat, fakat ben 5 yılı geçti, İngiltere'deyim. Bu konuda sadece kınama, uyarma, üzüntülerini bildirmenin ötesine geçen somut bir adım atmıyor. Sadece Almanya değil, İngiltere için de bu geçerli. Hollanda, Belçika, Fransa vesaire için de geçerli. Böyle bir ikiyüzlülük var. Ee, devletler ve hukuk karşı karşıya geldiğinde hukuk değil devletler galip geliyor. Bu dünyanın her yerinde de böyle. Bakmayın siz Avrupa'daki batılı demokrasilere hukukun üstün olduğu veya hukukun üstün olduğunun söylendiği ülkelere. Elbette orası Türkiye gibi, Suriye gibi, İran gibi, Rusya gibi değil elbette ama yani neticede devletle yargı yan yana geldiğinde veya işte bir hakim en nihayet sonunda devlete haklı buluyor. Yani pek çok örnek, pek çok şey bulabilirim. Bu gelişmiş demokrasilerde bile Zurnanın gelip zırt dediği yer var ya o böyle bir noktaya geliyor. İster istemez çıkarlar devreye giriyor. Dolayısıyla hukuk esas yani bildiğimiz an yani bildiğimiz anlamdaki hukuku bir kenara bırakın. Hukuk elbette kiminde çok aşırı noktada, kiminde daha minimal ama gerekli kritik noktalarda kritik kararlar alarak e, devletle vatandaş arasındaki ilişkiyi düzenlerken devleti gözetiyor. Bu böyle yani. Bir de işin böyle bir tarafı var. Bir diğer tarafı da şu Erk Acarer olayında hani Türkiye'de hukukun olmadığı, Türkiye'de yasa dışı işlerin olduğu, mafya düzeninin hakim olduğu, tek adam düzeninin hakim olduğu vesaire filan gibi şeyler söyleniyor ya. De, zannediliyor ki bu yasa dışı trafik, bu yasa yasa tanımazlık Batı'yı ürkütüyor. Ve işte efendim e, Türkiye'ye şey koyuyorlar mesela. pek öyle değil. Yani e, Batı'da belli başlığı gerek ticari gerek siyasi gerek farklı konularda askeri konularda hareket eden insanlar belki de Türkiye'deki bu böyle başı buzak, bozuk düzen onların içine geliyor. Bu yasa dışılık onların içine geliyor. Hatırlatırım Amerika'da Sezgin Baran Korkmaz'la ortak kara para aklama faaliyetinde şu anda da tutuklu olan Kingston kardeşler Türkiye'ye kaçmak üzereyken uçakta yakalandılar. Orayı güvenli bir liman olarak görüyorlar. Amerika'da kendileri için oksijen bitti Türkiye'ye gidelim derken. Yani bu iş dünyası itibariyle de siyaset dünyası itibariyle de pek çok yönden böyle. Dolayısıyla çok da öyle değil. Yani evet bir ülkede demokrasi olmalı, hukuk olmalı, can ve mal emniyeti olmalı, çok gerekli, ekonomik genel dengeler için de gerekli ama bu olmadığı zaman bunun işine geldiği bir takım devletler de var. Mesela mesela Batılı devletlerin mühim bir bölümü yani gittiğimizde karşımızda Tayyip Erdoğan var onunla pazarlık yapıyoruz işi bitirip kapıyı çekip çıkıyoruz diyor. Öteki türlü bir parlamenter sistem olsa koalisyonlar olsa falan bütün partilere gidecek medyaya gidecek sivil topluma gidecek falan. Şimdi Ankara'da iki saatlik bir çalışma e, e, seyahatiyle işi bitiriyor adam. Batılı devletleri de kastederek söylüyorum. Ama öteki türlü üç gün dört gün kalması lazım. Herkesi dolaşarak tezini ...anlatması ve onları da ikna etmesi, onların da desteğini alması lazım. Bir de işin böyle bir tarafı var. Erkacelerden çıktık, nereye geldik diye sorabilirsiniz. Hayır, aynı konuda gidiyoruz. Devletler ve gazetecilik arasındaki ilişkide böyle. Türkiye'deki gibi medya dünyası devlete çalışıyor veya rejime çalışıyor. Batı da halk yararına, kamu yararına çalışmaya çalışıyor ama... ...bir noktaya geldiğinde gene devletler baskın gelebiliyor... Ee, Erkacere'nin temsil ettiği gazetecilik. Bizim burada yapmaya çalıştığımız tümüyle kamu yararı ve kamu kaynaklarıyla beslenen. Yani sizlerin gerek e, bağış suretiyle, gerek patro, Patreon yöntemiyle, gerek işte YouTube'da yayınlarımızı seyrederek, e, abone olarak, likelayarak veya paylaşarak e, bu gelirlerle biz hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bir devlet fonlaması, bir e, ne bileyim sermaye grubu fonlaması falan öyle şeylerle değil. Bir de işin böyle bir tarafı var. Bir diğer konuda birazdan geleceğiz. Orhan inandı konusu. Bir mahallecilik var. Onunla bitireceğim Erkacarerler saldırı olayını. Erkacar Erkacarerler saldırı Batı'da gazetecilere saldırı yönüyle ne ilk ne son. Abdullah Bozkurt İsveç'te saldırıya uğradı. Yaralandı ama kimse görmedi. Çok az basın meslek örgütü veya inisiyatifi gördü. Bir, bir de mahallecilik var. Kendi mahallesine saldırı uğradığında insanlar ayağa kalkıyorlar. Başkaları da ayak yediğinde çok fazla ilgilenmiyorlar. Böyle olmaması gerekiyor. Bu iş kime yarar? Bu işten kim beslenir? Ha, bu bizden mi değil mi? Bu bakış açısından artık çıkmamız ve sıyrılmamız gerekiyor. Son olarak da bunu söyleyeyim. Evet. İşte Erk Acarer'e Süleyman Soylu Erk Acarer'i tehdit ediyor. Mesela e, bu daha bu çok yeni. Ne zaman? Tarihine bakayım. 24 Nisan 2021. Parası nereden ödendiği bilinen ve onlara oynayan soytarısın diyor Erk Acarer'e. İki kardeşten biri hiç İngiltere'ye gitmedi filan. Senin gibi soytarılı için bunları, bunların hiçbir önemi yok demiş. Erk Acarer'in Twitter adresinde şey yapmış yani. İçişleri Bakanı, bir ülkenin İçişleri Bakanı, bir gazeteciyi bu şekilde hakaretle hedef gösteriyor. Hedef gösteriyor. Kemalettin Aydın, AKP etik kurulu başkanıymış. Soyun ve sülalenle gurur duyuyoruz Sayın Soylu Bakanım. Paçana dalanların ödülü onlara cevap değil, striknin olmalı. İlaç dozunda diyelim demiş. Yani striknin insan öldüren bir zehir. İlaç dozunda diyelim diyerek de yani onu kapatacağını şey yapıyor. Sonra da silmiş bunu. Arkasında da duramıyorlar attıkları şeyine. Ya hesabı kapatıyorlar ya tweet'i siliyorlar. Tuhaf bir şey yani. İşte biraz evvel anlattım size devletler, batılı devletler, Avrupa, yargı, gazetecilik, hukuk. Nerede başlıyor, nerede bitiyor? Avrupa Parlamentosu Türkiye'de muhalefet partilerine yönelik giderek artan baskıyı kaygı verici olarak tanımlamış ve kınamış. 5 senedir 50. kınama, 50. kaygı verici, endişe verici açıklama. Yani evet böyle. Yargı devletlerin ve siyasetin sopası olarak çalışıyor. Başka yerlerde de bu aşağı yukarı böyle. Ama dediğim gibi bir İngiltere, bir Belçika, bir Fransa, bir Almanya, Hollanda, İsveç asla ve asla Türkiye gibi Orta Doğu ülkeleriyle mukayese edilmez. Bir Rusya ile, bir Çin ile, bir İranla elbette mukayese edilmez ama ister istemez yargının, gazetecilikle ilgili konuların, fikir hürriyetinin falan gelip dayandığı bir şey oluyor. Orhan inandı ki bu fotoğraf son derece çarpıcı, Türk istihbarat güçleri tarafından Kırgızistan'da kaçırılarak getirildi. Bir eğitimci, 20 yıldan uzun süredir Kırgızistan'da yaşıyor, o ülkenin vatandaşlığına geçmiş. Yani Türkiye'de yok, Türkiye'de faaliyeti de yok. Ama enteresan bir şekilde Türkiye'de olmayan, Türkiye'de faaliyeti olmayan bir suçtan bahsediliyorsa, Türkiye'de işlenmiş bir suç yok. Adam Kırgızistan'da yaşıyor ve orada eğitimcilikle uğraşıyor. Eğer bir suç varsa bu Kırgızistan'ı ilgilendirir. Çünkü orada yaşadığı için o suç orada işlenmiştir ve Kırgızistan'ın bunun icabına bakması gerekir. Yani her neyse kime konuşuyoruz, ne anlatıyoruz? İstihbarat örgütleri başka ülkede operasyon yaptıklarında o ülkenin istihbarat örgütleriyle muhakkak işbirliği halinde yaparlar. Orhan İnan olayı biraz daha dosya olarak ayrılıyor kaybolduktan, araçlarının kapısı açık vaziyette, kaybolduktan 35 gün sonra Ankara'da ortaya çıktı. O arada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'ya gitti geldi. Daha evvel belirlenmiş bir takvim yoktu. Yine Orhan inandı. Ankara'da bu şekilde ortaya çıkmadan 2 gün ya da 3 gün önce Milli Savunma Bakanı özel bir jetle Bişkek'e gitti geldi. Hulusi Akar o jetle geldiğine dair iddialar da var ama nereden bileceksiniz yani bilgisi, belgesi fotoğrafı yok. Fakat bu ziyaretler ve bu trafik son derece moda tabirle manidar. Evet. Orhan İnandı'nın Şebnem Korur Fincancı Erkam Tufan'a anlattığı adli tıp uzmanı doktor işte e, fotoğrafına ve görüntülerine bakarak e, işkenceye maruz kaldığını anlattı. Sağ kolu ve sağ eli e, iş göremez halde ve onu sol eliyle destekliyor. ...ve rengi de değişmiş durumda sağ elini, sağ eli morarmış durumda... Kırı, ...bazı uzmanlar da elinin kırıldığını belirtiyorlar. E, tırnakları da uzun, dikkat ederseniz biraz daha yaklaştıralım fotoğrafı. Tırnakları da uzun, yani 30-35 gün boyunca e, herhangi bir... ...bu tırnakların uzunluğu da kötü muameleye işaret eden konulardan biri. Yani şahsi temizliğini yapamaması, tırnaklarını kesememesi veya e, sağ elinin... E, iş görememesi nedeniyle e, yani insanın iki eli olması gerekiyor tırnaklarını kesebilmesi için. Ya da başkasından yardım olması gerekiyor. Evet. Böyle bir ülke. İnsan hakları izleme örgütü Türkiye Orhan İnandı'yı kaçırarak uluslararası hukuku korkunç şekilde ihlal etti deyince Yektan Türk Yılmaz üzerine şunu yazmış. Bu esnada Türkiye muhalefetinin kahir ekseriyeti ya arkasını dönüyor ya da Faili silikleştiriyor. Unutmayın bu devlet birinde geliştirdiği silahtan diğerlerini mahrum bırakmaz. Bu eylemleri iç ve uluslararası hukukun korkunç şekilde ihlali olarak tanımladığı lafı üzerine söylüyor. Bu devlet birinde geliştirdiği silahtan diğerlerini mahrum bırakmaz. Baştan beri söylemeye çalıştığım şey. Birini dövdüyse veya dövdürdüyse siz ona benden değil diye sahip çıkmadığınızda bu sizin kapınızı çaldığında vaveyla etmenizin bir manası olmuyor. Bu insan kaçırma, kaçırma olaylarında ve birazdan bakacağız infaz timi, insan infaz etme olaylarında da aynen böyle. Tutuklanan hamile eşim 25 gün karantina hücresinde kalacak, koğuş yokmuş tek kalacak. Hamile tutuklamalarıyla ilgili iki şey söyleyeceğim tam da laf buraya gelmişken. İki konu var. Birincisi Şöyle bir propaganda yapıyorlar. Diyorlar ki işte niye çocuk yapıyorsunuz falan filan. Yani şimdi sırası mı falan. Bir kere kimsenin haddi değil. Evli çiftlere çocuk yapıp yapmayacakları konusunda akıl vermek. İkincisi yani bekleyecekler mi Türkiye'nin normalleşmesini? Yani 5 sene, 6 sene, 7 sene geçti. Ne yapacaklar yani? Aile kurmuşlar yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bunları konuşmak bile abeste. Fakat asıl iki, durum üzerinde durmam gereken konu ikincisi diyorlar ki adaletten kaçmak için falan cezaevine girmemek için hamile kalıyorlar falan. Bir kere bir, bir kadın hamile ise hamiledir bitti. Yani orada onun kimliğine, yaptığına, ettiğine şuna buna bakılmaz. Yasalar açık. Uzatmayacağım. Ayrıca ne zamandır zaten hamile kadınlar tutuklanıyor. Yani cezaevinden kaçmak için hamile olmak bir seçenek de değil eğer bunun için yapıyorsa. Ama dediğim gibi biz de anlatıyoruz burada. 25 yıl önce Çetin Altan Milliyet gazetesinden Nilgün Cerrahoğlu'na verdiği röportajda istiyorum ki devlet çete olmaktan çıtıp, çıkıp hukuku otursun sözlerini nedeniyle yargılanmıştı. Çetin Altan hakkında TCK 159'dan 6 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı diyor. 25 yılda değişmeyen hatta daha da kötüye giden bir ülke var. Soner Koç şike davasının özellikle emniyet ayağı, emniyet ee... Polis şeflerinden biri. 15 Temmuz'dan 3 ay önce Şike soruşturmasında kumpas kurma iddiasıyla tutuklandım. 15 Temmuz günü cezaevinde hücredeydim. Cezaevindeyken Cumhurbaşkanı'na suikastten bir daha tutuklandım. İşte 15 Temmuz böyle bir şey demiş. Evet 3 yıl kadar da Metris ve Silivri cezaevlerinde kalıyor Soner Koç. Evet. O arada Can Dündar, Can Dündar saldırı olayının faili iyi halden tahliye edilmiş. Daha doğrusu hiç hapse girmemiş. 3 ee, yıl ceza hapis almış ve o da ertelenmiş. Doğrusu bu. Ne iyi hakimler var değil mi diye soruyor Can Dündar. Bana ateş eden adam silahla tehdit kasten yaralama. Ki orada bir muhabir Yağız Şenkal galiba NTV muhabiri yaralandı yani. Ruhsatsız silah taşımaktan 3 yıl hapis 500 lira para cezasına çarptırıldı. Müşfik hakim bir de iyi halden ceza indirim uyguladı ve hükme erteledi. Adam zaten serbest suikastçilere duyurulur demiş. Adam zaten serbest suikastçilere duyurulur. Daha ne desin yani. İşte bu ve benzeri haberler yapın arkanızdayız yapın başınıza bir şey gelmez yapın çıkarsınız 3 gün yatarsınız veya üç gün yani cezaevinde bile kalmadan çıkıyorlar emniyette serbest bırakılıyorlar cezaevine gönderirseler bile birkaç gün birkaç hafta idare edin arkadan geliyor tahliye deniyor. Evet. Çok şey söyledim ama infaz timi ilgili olarak da e, şunu söyleyeyim. Ahmet Nesin bu iddiayı Artı TV'de ve kendi YouTube kanalında gündeme getirdi. Söz konusu iddia şu. Ahmet Nesin'in iddiasına göre Ergenekon grubu ya da geçmiş Ergenekon davalarında yargılanan e, grup ve onun unsurları bazı askerler İngiltere, Hollanda ve Almanya e, merkezli olarak 43 kişilik bir infaz listesi oluşturmuşlar. Bu 43 kişilik infaz listesi de Alman istihbaratı kaynaklı bir bilgi. Bu 43 kişilik listede gazeteciler var, subaylar var, akademisyenler var. İngiltere, Hollanda ve Almanya. Ve bu 43 kişilik listenin infaz edilmesi, yurt dışında öldürülmesi planlanmış, organize edilmiş. İngiltere'nin, Hollanda'nın ve Almanya'nın Alman istihbaratının bilgisi dahilinde Nisan ayında yani Hemen 2-3 ay önce emekli bir albay bunun için Avrupa'ya gelip gitmiş ve bu işleri organize etmiş. Ben bu kişiyi tanıyorum ama ismini vermeyeceğim dedi. Emekli albay Ergenekon yazdığınızda Google'da bir takım isimler geliyor. İlk başta gelen isimlerden biri Hasan Atilla Uğur. O mudur değil midir bilmiyorum. E, geri alıyorum dolayısıyla bu e, ismi. E, ama o isim Ahmet Nesin'de yani... Ergenekon grubundan emekli bir albay bu işleri organize ediyor. Belli ki Ergenekon grubu geniş bir grup olarak bu işi organize ediyor. Ahmet Nesin'in iddiası. 43 kişilik infaz listesi Alman istihbaratı kaynaklı bir bilgi İngiltere, Hollanda ve Almanya'da bu konudan haberdar. Evet. Yani bir paketleme, bir operasyon, bir işte alıp Türkiye'ye götürme, zindana atma değil, bulunduğu yerde öldürme. Evet. Erk Acarer saldırısı dolayısıyla ee, Ahmet Nesi'nin epey bir süredir izini takip ettiği bu, bu iddiayı gündeme getirmesi son derece önemli ve son derece dikkat çekici, korkunç, dehşet verici. Ee, tam, tam anlamıyla bir Haydut Devletle karşınızdayız. Ee, kay, haydut Devlet karşımızda, daha doğrusu tam anlamıyla bir Haydut Devletle karşı karşıyayız. Kelimeyi bulamadım. Ee, haydut Devlet uygulamaları falan filan şeyini geçilmiş durumda. Silahlanma, insan tehdidi, dövme Öldürme, yaralama, daha sonra da bunu yapanın yanına kar kalması ve elbette bir infaz grubunun yola çıkması falan son derece dehşet, korkunç gelişmeler. Ankara'ya çökmüş bir şebeke, bir çete, bütün devlet unsurlarıyla, bütün aparatlarıyla sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya elli uzanabildiği yerde iş tutma, operasyon yapma, infazlar yapma birilerini susturma derdinde. Neden? Çünkü bu yayınlar, çünkü bu insanların varlıkları onları çok rahatsız ediyor. Elektronik çağda hiçbir şey gizli kalmıyor. Bugün Türkiye'deki hem medya mahallesinin hem apoletli bir takım unsurların gazeteci akademisyen, siyasetçi, hem işte rejim paydaşlarının, ortaklarının en büyük telaşı son dönemde bu. Ya biz bastırdık, sindirdik, susturduk, çöktük zannediyorduk ama 5 yıldır, 8 yıldır, 10 yıldır neyse. Yok yani gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu var ve üstümüz başımız batacak falan büyük bir tedirginlik var. Sussunlar. Dışarıda operasyonlayalım. Alıp getirebildiğimizi alıp getirelim. Alıp getiremediğimizi de adresinde öldürelim. Önce dövelim. Akıllanmazsa vuralım. Neyse. Böyle bir yola girmiş görünüyor. Ve batı kamuoyunun, batı gazetecilik örgütlerinin, batı siyasetinin, insan hakkı örgütlerinin neyse bütün bu konuda dikkatli, uyanık ve dayanışma içerisinde olması gerekiyor. Dayanışma. Kimliğine bakmadan, dediğine, ne yaptığına, ne ettiğine bakmadan, insan hakları temelinde, evrensel hürriyetler temelinde bu konuya bakması, el alması gerekiyor. Görünen bu artık yakın ve açık bir tehdit var. Hem gazetecilere, hem gazeteci meslektaşlarıma za hem bizlere, hem akademisyen ve işte Türkiye dışında ne bileyim askeriyle, subayıyla, polisiyle, mühendisiyle, yargısıyla, hakimiyle, savcısıyla kimler çıkmışsa, iş adamıyla, iş insanıyla böyle bir açık, yakın tehdit var. Korkunç infaz timi Avrupa'da dedik. Enseyi karartmayın. Birileri susar, birileri devam eder. Birileri susturulur, konu kapatıldı zannedilir ama e, bu nesil, e, bu grup, bu gazeteciler, bu akademisyenler, birkaçını susturmakla e, kendi köşelerine çekilmezler. Gerçeğin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Biz hakikat aşıkları, gerçek aşıkları bunun peşinden gitmeye devam edeceğiz. Bizden sonrakilerde bizim bıraktığımız yerden alıp götürecekler. Korksunlar çok fazla kaçacak yerleri kalmadı. Bu elektronik çağda sınırların bu elektronik çağda silahların, polislerin ceberrut güçlerin şunların bunların çok da fazla bir hükmü yok. Herkese iyi hafta sonları. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.